Demek ki hurmatli o'quvchilar hamda abituriyentler, demek ki bugün o'tadigan dersimiz sizler bilan biz gen muhandislik fani bilan tanishamiz. Demek bugünkü mavzuyumuz ustozlar, hamda o'quvchilar, hamda abituriyentlar, demak bugungi o'tadigan darsimiz sizlar bilan gen muhandislik fani. Bu gen muhandislik fani qanaqa fan? Bu gen muhandislik fani biologiya fanining yangi bir tarmog'i hisoblanib, uzoq davrda emas, hozirgi yaqin kunda paydo bo'lgan fan hisoblanadi. Bu gen muhandislik fanida gen degan narsaga e'tibor beramiz. Gen deganda bizda ma'lum bir DNK nukleotid ichining qatoridagi va mana shu nukleotid ichining qatorida oqsil sintezlanish haqidagi axborotni saqlab turishi bu gen deb ataladi. Ya'ni bir molekula oqsil sintezlanishi uchun axborotni, informatsiya axborotni to'plab turuvchi genetik tuzilma bu bizda gen deb ataladi. Demak bizda gen muhandisligi nima? Muhandislik fani deganda insonni ehtiyojini qondiradigan fan. Ya'ni gen deganda demak bir molekula oqsil sinteziga javob bo'lgan DNK nukleotid ishchilik qatori deya aytiladi. Gen muhandislik fani demak biologiyaning yangi bir tarmog'i deb atayapmiz. Bu fanning paydo bo'lishiga ikkita narsani kashf etilishiga sabab bo'ldi. Birinchisi enzimlar. Demak, gen muhandislik fanining birinchi narsani kashf etilishi enzimlar. Ikkinchisi esa bizga elektroforez asbobi. Demak, bizda gen muhandislik fanining paydo bo'lishi enzimlar hamda elektroforez kashf etilishiga bog'liq bo'ldi. Enzimlar nima? Demak, hurmatli o'quvchilar, demak, enzimlar deganda bu mana shu DNK bo'lagini bo'luvchi enzimlar bor. Demak, birinchisi DNK bo'lagini bo'luvchi enzimlar. Demak, birinchi enzimlar, demak, DNK bilan bo'luvchi enzimlar. Ikkinchisi esa mana shu DNK bo'laklarga bo'lingan DNKlarni ulovchi enzimlar bor. Ulovchi enzimlar. Demak bizda enzimlar deganda mana shu DNK bo'laklarini bo'laklarga bo'luvchi enzimlar yoki DNK bo'laklarini ulovchi enzimlar deb bilamiz. DNK bo'lagini bo'luvchi enzimlarga bizga transpazaza kiradi. Transpazaza. Ikkinchisi BALH1. Uchinchisi EcoR1. Kingisi, to'rinchisi, HVO3. Kingisi, HPA1. HPA1 retriktazalari kiradi. Demak, o'quvchilar, demak, DNKni bo'laklarga bo'luvchi enzimlarga, demak, transpazaza, BALH1, EcoR1, HVO3 va HPA1 retriktazalari kiradi. Bu retriktazalar bizda oqsil tabiatga ega hisoblanadi. Endi DNK bo'laklarini ulovchi enzimlar bor. Ulovchi enzimlar yo'qsa bu ligaza kiradi. Demak, DNK bo'laklarini ulovchi enzimlar ligaza bo'laklarga bo'luvchisi transpazaza, BALH1, EcoR1 va HVO3. Endi o'quvchilar bizda DNK bo'laklarga mana shu DNKga enzim yordamida ishlov beriladi. Ya'ni bo'luvchi fermentlar yordamida. Mana shu DNK probirkalarga, bo'laklarga bo'linadigan holat bo'lsa, mana shu tasavvurimiz, mana shu DNK tasavvur qilamiz. Mana shu DNKga, mana shu probirkaga retriktazalar tashlasak, DNK bo'laklarga bo'linadi.
bizler ne yapıyor? DNK bölüklerine bölünüyor. Yani bu DNK'nin bölücü enzimler. Şimdi DNK bölüklerine ulucu enzimler var. Bilmemiz DNK'de oksiller sintezlenecekler. Akbaratlar taşıya başka bir malumatların bulalı. Şimdi biz için oksil sintezlenmiş için gerek bulgen DNK'nin genini acayip oluşu için biz retrikazalar yordam işliyor biramız ve her kandayı DNK bölgeni biz bölgelerine bölüp acırata alışımız mümkün. Şimdi insan iki de genini birbirine ulaşı gerek. Ve bana şu profil gelin, bana bu ligaza degen fermette biz taşlasak iki de DNK bölge kovalent bağlar yordamda bağlanır. Ve bundan öz-özden RNK sintezi alışımız mümkün ve öz-özden yangi bir turdagi oksil molekulalarni sintezlay olamiz. Endi inson laboratoriya sharoitida DNK o'zi uchun kerak bo'lgan DNKni ko'z bilan ko'ra olmaydi. Chunki DNK rangsiz. Va DNK bo'laklarga bo'linsa, uzun kalta, uzun kalta, o'rtacha bo'laklarga bo'linyapti. Va kerakli genni ajratib olish uchun elektroforez kash etildi. Elektroforez bu. Rasmini bu yoqqa chizishga harakat qilaman. Yassi qozoncha shakliga o'xshaydi. Elektroforez demak yassi qozon shakliga o'xshaydi. Bir tomonda musbat, ikkinchi tomonda manfiy yo'qdilar. Bu akkumulyatorda manfiy plus minus yo'qdi. Va elektroforez devorida tirqishlar mavjud. Tırkışlar mavcud. Şimdi mana şu asbob yordamda bo'laklarga bo'lingan DNK'ni biz elektroforez yordamda ajratib olamiz. Elektr degan sözü e'tibor beramiz. Elektr. Demek elektr toki yordamda ishlaydi bu asbob. Ve mana bu bo'laklarga bo'lingan DNK bo'lagini biz mana shu joyga joylasak, uzun, kalta, uzun, kalta, uzun. Kalta uzun, kalta bulup, her hal betartır joylaştırılıyan bursa, DNK özüden manfi zariyat işlep çıkardılar. Demek ki DNK özüden manfi zariyat işlep çıkardılar. Ve DNK bölgelerin insan kusurlarının kuru olmayan için, çünkü renksiz bulan için, bana şu elektroforez asfoyu bromitsidin degen bu yoktuğumuzdan. Bromitsidin. Bromitsidin degan bo'yoqda elektroforezga molekulani tomizamizda ve elektroforez geli yani to'ga ta'sir ettirilganda mana bu tirqishlarda elektr tok ketadi ve DNKning betartib zanjirlari o'zidagi DNK manfiy zaryad ishlab chiqarganda manfiy qutb itarilish hisobiga musbat tomon DNKning uzun zanjirlar yukarı tırtış. Ortalar ise orta tırtış. DNK bölgenin kaltalar ise kuyu tırtışıya karar joylanadı. Ve insan gerekli bölgen gen mana bu buna. Mana bu bölgen bu ise bromitsidin deyken bu yok şu DNK bölgelerine ne diyen boyagen insan mana bu elektroforez asla yordamda oldu. Probilge getirişlerse ligaza fermetini probilge getirişler geldi. İki yıl DNK bölge kovalent bağlar yordamda bağlanır. Ve bana bu yangi turdagi DNK'dan RNK ve ondan bir molekula oksil sintezlay olishimiz mümkün. Demek ki gen muhandislik fanining paydo bo'lishi enzimler ve elektroforezin kashf etilishiga bog'liq bo'ldi. Endi gen muhandislik fani paydo bo'ldi ve bu fan rivojlana boshladi. Fanning rivojlanishiga sabab nima bo'ldi? Fanning rivojlanishiga sabab ikkita sabab bor. Birinchisi har qanday DNK bo'lagini sun'iy sharoitda naqlayapmiz, sintezlay olyapmiz. Va mana bu retrikazalar yordamida har qanday DNK nukleotidlarini biz ketma-ketlikda aniqlay olyapmiz, naqlayapmiz, kesib olyapmiz. Misol uchun BAMH1 retrikazasi bizda
guanin, guanin, adenin, timin, sitazin, sitazin nükleotidlarini tanısa, guanin roparasiga, sitazin, guanin roparasiga, sitazin, adenin roparasiga, timin, timin roparasiga, adenin, sitazin roparasiga, guanin, sitazin roparasiga, guanin nükleotidlarini ketma-ketlik spektifil ta'sirida adenin guanin bilan guanin o'rtasida fosfor difil bor, shu joydan kesadi. Guanin bilan sitazin o'rtasida 3 ta, adenin bilan timin o'rtasida 2 ta, timin bilan adenin o'rtasida 2 ta, guanin bilan sitazin o'rtasida 3 tadan vodorod bog'larini yopishqoq o't shaklida kesib boradi va guanin o'rtasida yana fosfor difil bog'larini kesadi. Ve mana şu nükleotitlerini ketme ketlik spektifil tasarıda kesip alıp onu gerekli genini elektroforiz yordamda alıp laboratoriyada suni şaraitde özü için gerekli olan DNK'larını sintezleri alışı fanning rojlanışıya sabah buldu. Hop demen yokuşlar demen gen muhafizlik fanı degen de insan ihtiyacını kondırış. Bu fanda demen gen degen düşüncesi git bor görsek bir molekula oqsa sintezlanish uchun DNK nukleotid ichilik qatoriga gen deb ataladi. Demak o'quvchilar, demak endi gen muhandislik fanida olimlarning hissalari bor. Uni tushuntirish uchun menga avvalo dosya kerak. Dosyadagi ma'lumotni o'chiraman. Xo'p, o'quvchilar, endi gen muhandislik fanini obyektivlari bor. Gen muhandisliği fanning obyektivleri birincisi viruslar, ikincisi bakteriyalar, üçüncüsü zamburuglar, dördüncüsü o'simliklar. Beşincisi hayvanlar. Demek hocalarım, gen muhandislik fanning obyektivleri virüsler, bakteriyalar, zamburuglar, o'simliklar ve hayvanlar. Ve mana şu obyektivlerde prokaryotlar yo'liga mansub bakteriyalar üstüde Louis Pasteur degan olim ilmiy ishlarini olib bordi. Louis Pasteur degan olim bakteriyalarni o'rganib borsa, bakteriyalar haqida bir nechta fikr aytdi. Birinchi fikr. Bakteriyalar turli xil bo'ladi. Demak, birinchi fikrida, demak, bakteriyalar turli xil bo'ladi. Misol uchun, E. coli, Pseudomonas, Rhizosphaera, Nitrofractor. Demak, bakteriyalar turli xil bo'ladi. Va ikkinchi fikrida aytdi, bakteriyada arsiyat mavjud dedi. Arsiyat. Ikkinchi fikrida, demak, bakteriyalarda arsiyat mavjud. Uchinchi fikrida har xil bakteriyalarda arsiyat ham turlicha bo'ladi. Misol uchun, pneumokokk arsiyati rizosferaga to'g'ri kelmaydi. Demak, har bir bakteriyada turlicha arsiyat mavjud demak. Demak, Louis Pasteur, demak, bakteriyalar turli xil bo'ladi. Har bir bakteriyada arsiyat mavjud va bakteriyalarda arsiyat ham turlicha bo'ladi degan fikrlarni aytib o'tyapti. Va Louis Pasteurga shogird bo'lib, Menshnikov degan olim Rossiyada Louis Pasteur laboratoriya sharoitida kuydirgi va quturish kasalligiga qarshi vaksina o'ylab topadi. Va 1915-yil Tuort va D. Erl degani, Tuort va D. Erl degan olimlar bakteriyalar tomonidan bakteriyalarni nobud qiluvchi virus borligini aniqladi. Ya'ni mana bu bakteriya hujayrasi bo'lsa, misol uchun ular qo'zg'atuvchisi yoki xo'p
Küldür yok öğlen kokuzat uçsa. Yani hava kokuzat uçsa bakteriyası olsa. Bakteriyafaj degen virüs var kendisi. Bakteriyalar nobud qiluvchi bu virus bakteriyofag virus hisoblanib, uni qisqartma holda fag deb ataladi. Mana shu fag virusi bakteriya hujayrasiga kirganda bakteriya hujayra ichida ko'payib, mana ko'payishini tasavvur qilyapsizlar. Mana shuni chizib beryapman, ko'payib bakteriyani nobud qilish yo'q kelarkan. Bu bizda litik reaksiya deb aytilgan. Litik reaksiya deganda Tuort va De Eyrel degan olimlar faglar tomonidan bakteriyalarni nobud qilishini laboratoriya sharoitida ko'rsatdi. Va bu laboratoriyada ishtirok etgan olimlar ham Tuort va De Eyrelning fikriga qo'shiladi va ular dunyodagi o'lat, vabo, kuydirib kabi xavfli kasalliklarni qo'zg'atuvchisini faglar tomonidan nobud qiladi va insonlar qanchadir 20 yo 30 yo 50 ming millionga yaqin insonlarni hayoti saqlab qolinadi deydi. Chunki mana bu fag virusni inson o'zini manfaati yo'lida foydalanishi mumkin. Lekin bu fikrlar xato ekanligini 1952-yil Joshua va Esther Lederwig degan olimlar Joshua bilan Esther Lenderwig degan olimlar bakteriyada spontan mutatsiyani keshirdi. Demak, Joshua bilan Esther Lenderwiglar bakteriyada spontan mutatsiyani keshirdi. Ya'ni bakteriya virusga qarshi o'zida mutatsiya hosil qila olib, virus bakteriyani nobud qila olmasligini ular isbotladi. Ularning tajribasi quyidagicha bo'ldi. Ular petri kosa degan narsa bor. Petri idish, ya'ni petri kosa. Mana shu petri kosaga bakteriyalarni solib, mana shu bakteriyani ozuqa muhit tashladi bakteriyaga. Bakteriyaga ozuqa muhit tashladi, ya'ni bakteriyalar ozuqa muhiti bismil sulfit agarmasini tashladi. Va mana shu bakteriya o'zining ozuqa muhit ta'sirida ko'payadi. Petri kosa. Va mana shu petri kosaga fag virusini jo'natdi. Ya'ni fag aytdim, bakteriyofag virusining qisqarmasi deydi. Va petri kosadagi bakteriyalar hammasi nobud bo'ldi. Aqqatdan fag bakteriyani nobud qildi. Lekin Joshua bilan Esther Lenderwig degan olimlar boshqa bir petri kosaga bakteriya soldi, boshqa bir bakteriyani va bunga yana ozuqa muhtojlari, ya'ni bismil sulfit agarmasini tashladi va bakteriya ozuqa muhtojligi yana ko'paydi. Va petri kosaning ustiga yog'och dastagi bor taxtani yopdi. Va mana shu yog'och dastagining yuzasiga bahramatli mator tortdi. Yog'och dastagi yordamida bahona qildi. Dastagi bu. Va mana shu petri kosaga fag virusini qaytadan jo'natdi.
Fark virüsünü kaytetten cünlattı. Ve bakteriyeler nabut bula başladı. Ve Joshua ile Esther Lenderbeckler yoğaç destekini üşüleyip Petri kasaya batırgende trik bakteriyeler bahramatik matoya yapışıp ölgenleri kasaya çıkıyor. Ve bunu kengi Petri kasaya aldı. Ama o yoğuş dersekte, bahramat mato yapışı olgan trik bakteriyanı alıp ikinci petrikosa geçeyler. Ve bundaki trik bakteriyeyi yana azıqa muhtaçladı. İsmi sülfite gaması. Ve bakteriyeler yana köpeye başladı. Ve yana belge fark virüsünü cönetken de yana bakteriyanı avut bola başladı. Ve yine yoğun zeştekte yordamda petrikotsaya batırıp trik bakteriye bakramatik matoya yapışıp ölgenleri kosa içinde kaladı ve ikinci petrikotsaya üçüncü petrikotsaya aldı. Ve yine trik bakteriye yine azıqa muhtaçladı. Vismisülfite gelmesi. Ve bakteriye yine köpaydı. Ve yine kaytattan fag virüsünü kaytattan cönetken de yine bakteriye nabut bola başladı. Nabut bula boşlar. Ve yani yoğun zeste gördüğün yani petrikosta batırıldı. Ve ama kengi petrikosta ötüş neticesi de yani trik bakteriye gel. Yani azıqa muhtaçlar. Vismin sülfite kalmasın. Ve bakteriye yani kopaydı. Ve bakteriye kopaydı ve belki yana kaydettiğin fag virüsünü cönetti. Bakteri fag virüsünü cönetti. Ve bu joyda bakteriya nobud bo'lmadi. Chunki Petri kontrolga o'tish natijasida bakteriya kelib bilyapti. Virus bu meni nobud qiladi. Demak, shunga qarshi men kurashishim uchun vaqtiyapti. Bakteriya o'zida tabiiy mutatsiya hisoblayapti. Ya'ni spontan mutatsiya hisoblaydi. Va bakteriya virusga qarshi chidamlilik chegaralarini kuchaytirib olgan. Ve böyle farklar tomonidan bakteriya nobud bo'lmadi. Tort va Erela 1915 yil farklar bakteriyani nobud qiladi doimo va o'lat va bo'l kuydir kasalliklar yer yuzida qolmaydi. Deb xato fikr aytganlik, lekin u fikr doimo to'g'ri emasligini Joshua bilan Esther Lenderbeckler bakteriyada mutatsiya borligini aytadi. 1952 yılda kaşf etti. Endi o'quvchilar demek gen muhandislik fanida hujayraning genetik elementleri var. Demek onun tushuntirishi uchun avvalo dosya kerak. Dosyadagi ma'lumotni yozib olinglar ve keyingi hujayraning genetik elementini tushuntiraman. Xo'p, demak gen muhandislik fanida hujayraning genetik elementleri bilan tanishamiz. Oqsil hujayraning genetik elementlari ikkiga bo'linadi. Birinchisi hujayraning doimiy genetik elementlari. Ikkinchisi hujayraning ko'chib yuruvchi genetik elementlari. Demak, o'qishlar, demak, hujayraning genetik elementlari ikkiga bo'linyapmiz. Doimiyga ko'chib yuruvchiga. Hujayraning doimiy genetik elementlari. Birinchisi xromosoma kiradi. Ikkinchisi o'qishga bizlar plazmidlar kiradi. Demak, hujayraning genetik elementlari demak doimiysiga xromosoma va plazmidlar. Hujayraning ko'chib yuruvchi genetik elementlari. Bular birinchisi transpozomlar. İkincisi retranspozomlar. Üçüncüsü retropozomlar. Demek, hujayraning
genetik elementlerle demek doğum iyiye. Ben koçuyorum çünkü bu. Doğum iyi genetik elementlerle. Kromosoma ve plazma. Ay koçuyorum çünkü genetik elementlerle. Transpazon, retranspazon ve retrofazonlar göre yaptı. Demek biz hücayranın doğumi genetik elementlerden kromosoma bulamız. Atamasını valide erfan gibi okuruyor. Yani biz de bana bu söz yani. Plazmit deyken söz. Plazmitler bu ne var? Plazmitler. Plazmitler okuşlar. Asosiy kromosomadan küçük. Bir neçe var işte kanta küçük. Atıge 3 yoki 10 te genge ege. Genge ege. Hop, okuşlar, sizler bilen, kromosoma bilen, plazmit deme, nakolosoma, kolumda az bor bilen, manşı üçür geçi var eken. O, tasavvur kulağımız manşı asosiy kromosoma. Tasavvur kulağımız manar bu, kolumdaki bor, plazmit. Kaçı bir kette? Kromosoma kette. Demek, plazmit kişi. Asosiy kromosoma bu soğucu, 30 milyon, 40 milyon yakın gen bu ise, plazmitte atıge 3 yoki 10 te genge. Ve manşı, plazmitler ne okuşlar? Klasifikasyası yukarı iki de türlü ajırtlar. İki ajırtlar var. Birincisi. Transibl plazmitler. İkincisi okuşlar. Avtonom plazmitler. Demek okuşlar demek plazmitlerden iki de ajırtlar yaptız. Transibl plazmitleri. İkincisi avtonom plazmitleri geçiririz. Demek transsibil plazmitlerini korsatamaz, oryanamaz. Bakteriye hücayrası da okuşlar. Sorumlamaz bana bakteriye hücayrası. Bakteriye hücayrasının içi de sitoplazmalar var, doğru mu? Membranası da aslında murayından var, murayın kokta. Ve onlarda bakteriyeler hücayrası da halkası mı, denkası var. Mana halkası var diyeceğiz. Ve mana bu transsibil plazmitler. Demek plazmitler demek okuşlar demek bizde nükleotit tabi ki iyi ki. Demek mana bu asosiy kromosoma. Asosiy kromosoma. Mana bunlar ise bizde plazmitler. Plazmit yani transsibil plazmit. Bana şu transsibil plazmitleri asosiy kromosomga birga oladi. Sitoplazmada tursa özü mustaqil holatini yo'qotadi, yani rekombinat qila olmaydi. Transsibil plazmitleri asosiy kromosomga qanday birga? Transsibil plazmitleri retrikazaları yordamı da, yani retrikazalar burasılar, maniyle denge bulan kesin çeyindir. Mana bu, transsibil plazmitler, retrikazası yordamı da, asosiy kromosomanın orta kısmından kesip, uzunu, genini, ligaza yordamı şu joyga opke, tikip koyadı. Demek korkurup biz, transsibil plazmitler asosiy kromosomaga o'rtasidan qaytsiga kelsa o'zini uluvchi enzim yordamida ligaza yordamida olyapti o'zini genini asosiy kromosomaga tovalet bog'lay yordamida tikib qo'yadi va transsibil plazmitlari o'zini funksiyasini yuzaga keltirib chiqaradi. Sitoplazmada transsibil plazmitlari o'zini rekombinat qila olmaydi, asosiy kromosomaga rekombinat bo'la oladi. Va transsibil plazmitlari asosiy kromosomaga birikkanda o'zidan RNKlar sintezlab, RNKdan esa oqsil molekulalarni sintezlay oladi. Demak, transsibil plazmit qachon oqsil molekula sintezlanishi axborot chiqarib yuboradi, ribosomaga? Qachonki asosiy kromosomaga birikkanda. Sitoplazmada tursa, transsibil plazmit o'zini mustaqilda rekombinat qila olmasa kerak. Endi qanday qilib bakteriya
muzokarası oddiyga binar usulda bo'linganda asosiy xromosoma orqali transsibir plazmidan hujayraga taqsimlanyapti. Demak, transsibir plazmidlarga xos bo'lgan xususiyatlar. Birinchisi, asosiy xromosomaga birika oladi. Asosiy xromosomaga birika oladi. Ikkinchisi, asosiy xromosomaga birikkan holda hujayraga taqsimlanadi, hujayraga taqsimlanadi. Sitoplazmada tursa, o'zini mustaqil holda rekombinat qila olmaydi. Ya'ni funksiyasini yuzaga keltira olmasa. Qanchalar olib keltiradi? Asosiy xromosoma birikkan. Demak, bu qaysi plazmidga o'z transsibir plazmidlarga. Hop, yana bir ma'lumot bor. Shu joyda ozgina pauza olib turaman. Mana shu joyda avtonomga o'tish oldidan bakteriyaning genlari to'xtovsiz ishlab turadi degan. Nima uchun? Chunki bizda DNK o'quvchilar spiral holatda bo'ladi. DNK spirallashgan holatda bo'ladi. Lekin DNKning shu spirallashishiga sabab nima? Chunki DNK giston oqsil bilan kompleks hosil qilganda spirallashadi. Endi bakteriya hujayrasida ularning DNKsi spirali yoyilgan halqasimon shaklda bo'lgani uchun ularning DNKsi giston oqsil bilan kompleks hosil qilmaydi. Bilasizlar, DNK spirallashgan holatda nofaol, spiral yoyilgan holatda faol hisoblanadi. Demak, nima uchun bakteriyaning DNKsi gistoni bilan oqsil bilan kompleks hosil qilmasligi sabab? Chunki prokaryot organizmlarni DNKsi giston bilan kompleks hosil qilmaydi. O'shaning uchun bakteriyalarni DNKsi to'xtovsiz ishlab turish xususiyatiga, ya'ni prokaryot organizmlarining bakteriyalari genlar to'xtovsiz ishlab turib, o'zidan RNK sintezlab, RNKdan yangi bir turdagi oqsil molekulalarni aniqladi, sintezlay oladi ribosomasi yordam. Demak, bakteriya nima uchun DNKsi to'xtovsiz, nima geni to'xtovsiz ishlab turishiga sabab xromosoma spiral holatda bo'lar ekan. Endi ikkinchi plazmidga o'tamiz. Avtonom plazmidlar. Avtonom plazmidlarni o'qishdan ham joyga chizaman. Avtonom plazmidlari mana bu asosiy xromosomaga birikmaydi. Asosiy xromosomaga birikmasa-ku, transsibir asosiy xromosomaga birikadi. Demak, sitoplazmada turgan holatda o'zini rekombinat qila oladi avtonom plazmid. Va kerak bo'lsa o'zidan RNK sintezlab, RNK ribosoma yordamida oqsil sintezlay oladi. Kerak bo'lsa o'zining genetik tuzilmasini ham ko'paytira oladi. Va qiz hujayra o'rtasida ma'lum tasarrufni taqsimlanishi. Yoki kerak bo'lsa, bakteriya hujayrasining membrana pora teshiklari orqali boshqa bir hujayra ham hujayraga ham ko'chib o'ta olish xususiyatiga ega. Demak, bular avtonom plazmidlarga xos bo'lgan xususiyat. Demak, asosiy xromosoma birikmaydi. O'zini sitoplazma tursa-da RNKsini sintezlay oladi va kerak bo'lsa ribosoma yordamida oqsil sintezlay oladi. Kerak bo'lsa membrana teshiklari orqali boshqa bir hujayraga ham, ya'ni mana bu bakteriya hujayrasi ham o'ta olish xususiyatiga ega hisoblanadi. Demak, bu avtonom plazmidlarga xos. Demak, o'quvchilar, demak bizda plazmidlar deganda klassifikatsiyasi ikkiga bo'lyapmiz: transsibir va avtonom. Detent testlarda kelyapti. Transsibir plazmidlari asosiy xromosoma birikmaydi deb test keldi. Demak, bu testlar xato. Avtonom plazmidlar asosiy xromosoma birikkan, birikib naslga yetadi desa, u ma'lumotdan xato. Chunki ko'rib turibmiz, biz avtonom deganda asosiy xromosoma birikish shart emas. O'zini rekombinat qila oladi. Transsibir sitoplazmada rekombinat qila olmaydi. Asosiy xromosoma desa, nima qilyapti? Birikkan, birikib, keyin o'zini rekombinat qila olyapti. Demak, o'quvchilar, demak bu transplazmidlarga xos bo'lgan xususiyat. Xo'p, demak, o'quvchilar, endi plazmidlarga tushungan bo'lsak, hujayrani ko'chib yuruvchi genetik elementlari, ya'ni bu ko'chib yuruvchi genetik elementlar
Kromosomanın tarkibiga kiradi ve bu bunlar bizde regulyator genler dedi. Regulyator genler. Demek regulyator genler mana bu asosiy kromosomanın tarkibiga kısmı. Demek bunlar bizde regulyator genler dedi. Yani koçu yürüyüşse diye bu yani. Çünkü bu bizde mobil genetik elementler ham deb ataladi. Demek men avvalo ular düşünürsen şu duruş için menge dosya gerek kuyudaki malumatları da yazıp olamaz. Genetik elementler. Demek köçü yürüyücü genetik elementler asosiy kromosomanın takibiye kiradi. Bunlar bizde regulyator genler toplanı. Köçü ölçüsü de yavuyan için bunlar bizde mobili genetik elementler de yaptılar. Demek köçü yürüyücü genetik elementlerden birincisi transfazonlar bulan tanıştıramı. Transfazonlar. Transfazonlar. Transfazonlarda bizde 1950 yıl Barbara McClinton kaş etti. Barbara McClinton. Demek transfazonlar kim kaş etti? 1950 yıl Barbara McClinton. Barbara McClinton Makka Johor'a usulü giriş İş oldu buraya. Makka Johor'a usulü gibi. Kromosomalarını örgene duruyor. Ne bileyim Makka Johor'da 20'te kromosoma var. Diploid toplamda. Bana şu kromosomalarını bir yok kertelaştıramız. Tasavvuklarımız. Bana şu kromosomalar olsa. Bana şu kromosomadaki genlerde örgene duruyor. Payıttı. Mana bu sohası da, kromosomaning mana bu sohası da bir genlerini gördü. Lekin başka günü yana kromosomasını örgene durgan payette ise mana bu genlerini mana bu sohada gördü. Mana bu joyda gördü. Yani bu sohadan bu joyda payda gördü. Ve Barbara McClinton mana şu genetik tuzundan organ yapırken payıttı. Mana şunu transfazon dedin onlar. Ve mana şu transfazonla asosiy kromosomasının tarkibi yekörü özüden RNK sintezleydi. Transfazon özüden RNK sintezleydi. Ve RNK sintezlenip özüden oksil molekulasını sintezleydi. Yani transfazaza fermenti. Transfazaza fermenti. Transfazaza fermenti ne uşa oksil tabletiği. Ve mana şu transfazaza fermenti transfazon genini özü istegen joyda hücayranı kerakli joydan transfazaza fermenti kromosoma ortak kaysı kısımdan kesip ana kesip transfazon özünün genini ligaza fermenti yordamı şu joyga olup gel. Uyur. Ve mana bu kromosomanın mana bu sohası gen deb olib mana joyga olup gel koyadı ve özde yangi bir türlü genlerden alıptı köçüp ölçüşünü tamamlab verir. Ve yana şu joydan RNK sintezlaydı. RNK sintezi yana qaytadan oksil yani transfazaza fermentini sintezlab olur. Ve transfazaza fermenti transfazon genini köçüp ölçüşünü tamamlab beriyaptı. İkinci bizde etibar beriyamız şimdi transfazon trans degen okuşlar trans degen de pozisiya degen joyga etibar beriyamız trans pozisiya trans yok pozisiya joy degen ma'noni beradi yani bosh yo trans yo pozitsiya joy ya'ni fazon pozitsiya joy deyapti. Ya'ni mana bu joydan boshqa bir joyga noqlab ko'chib o'tyapti. Ya'ni joyga pozitsiya joy degan ma'no beradi. Endi retrans fazon deb o'ylaymiz. Mana bu bakteriya hujayrasi. Unda halqasimon kromosoma. Mana shu, demak bizning kromosoma.
Ana bakteriyaning asosiy xromosomasi. Tasavvur qilamiz, retransposomlar mana bu soha bilan mana bu sohada asosiy xromosomada joylashgan bo'lsa. Retransposom so'ziga e'tibor beramiz. Re retro qadimgi trans yot pozitsiya joy degan ma'no beradi. Demak, retro qadimgi trans yot pozon joy degan ma'no beradi. Ya'ni pozitsiya joy degan ma'no beradi. Va mana shu retranspozonda RNK tutuvchi virusga o'xshab teskari revertaza fermenti bor. Ya'ni retranspozon transpozonga o'xshab to'liq joyni o'zgartirmaydi. Bir joyda turib o'zidan RNK sintezlab olib, mana shu RNKsi teskari revertaza fermenti yordamida qaytadan DNK sintezlay oladi. Va mana bu sintezlangan DNKda asosiy xromosomaning kerakli bo'lgan joyi borib, o'sha joyda birikib ola oladi. Demak, nima uchun retro qadimgi? Qaraymiz, retranspozon geni bir joyda turibdi. Bir joyda turibdi. Nima qilyapti? RNK sintezlab, RNKda teskari revertaza fermenti bo'lganicha undan DNK molekulalari sintezlanyapti. DNK molekulalari sintezlanyapti. Va nima qilamiz? DNK bo'laklari, molekulalari kerakli asosiy xromosoma kerakli joyga borib, birikib olyapti. Nima bo'lyapti bayda? Retransposon geni boshqa bir joylarga ko'chib o'tyapti. Demak, bu bizda u ham mobil genetik gen, ya'ni regulyator gen hisoblanadi. Demak, teskari revertaza fermentiga retranspozonlar ega hisoblanadi. Endi retropozonlar. Retro bu ya qadimgi, trans yot pozitsiya joy. Retropozonlara retranspozonlarga o'xshaydi. Faqat bunda mana bu teskari revertaza fermenti bo'lmaydi o'quvchilar. Demak, u yana qilyapti, kerak bo'lsa mana joyda birga bo'lsa, uningini boshqa bir joylarga ham olyapti. Asosiy xromosoma kerakli bo'lgan joylarga borib, birikib olyapti. Demak, bunda teskari revertaza fermenti bo'lmasa ekan. Demak, o'quvchilar, demak biz hujayraning genetik elementlari ikkiga bo'lyapmiz. Hujayraning doimiy genetik elementiga ko'chib yuruvchi genetik elementga. Hujayraning doimiy genetik elementlariga plazmidlar va xromosomalar, ko'chib yuruvchi genetik elementlariga esa transpozonlar, retranspozonlar va retropozonlar. Transpozonlar transpazaza fermenti yordam genini boshqa bir joyga ko'chib o'tkazsa, retranspozonlar xromosomaning bir joyida turib, teskari revertaza fermenti yordamida o'zining molekula xususiyatini oshirib, hujayraning xromosomasini kerakli joyga birikib oladi. Retranspozonlar esa bular ham retranspozonlarga o'xshaydi, faqat teskari revertaza fermentiga ega emas. Xo'p, endi o'quvchilar, keyingi mavzuni tushuntiraman. Bakteriyalarning irsiyatida yuzaga keladigan jarayonlar. Rekombinantlar tushuntirish uchun avvalo menga doska kerak. Doskadagi ma'lumotni yozib olinglar. Demak, o'quvchilar, bakteriyalar nasiyatida yuzaga keladigan jarayonlar rekombinantlar deb atalib, ularni biz 3 qismga o'rganamiz. Birinchisi transformatsiya. Demak, birinchisi transformatsiya. Ikkinchisi transduksiya. Uchinchisi esa bizda konyugatsiya. Demak, demak bizda bakteriyalarning irsiyatida yuzaga keladigan jarayonlar transformatsiya, transduksiya va konyugatsiya jarayonlari bilan tanishtiramiz. Demak, transduksiya boshlaymiz. Bizda transduksiya jarayonini bizda 1928-yil Griffith tomonidan kashf etildi. Demak, transformatsiya jarayoni 1928-yil Griffith tomonidan kashf etildi. Va transformatsiya jarayoniga ko'ra odamni
odamni mana bu o'pkalarda yuzaga keladigan jarayon o'pkalarda yallig'lanish kasalligi olib keladigan pnevmokokk bakteriyalarni ustida emish bor. Ya'ni pnevmokokk bakteriyalar tomonidan o'pka zoldijan kasalliklari kelib chiqyapti. Va grifit mana shuni asl mohiyatini ochishni sichqonlar ustida ilmiy ishlarni olib bordi. Bizda pnevmokokk bakteriyasi bor ekan. Pnevmokokk. O'qishda bizda pnevmokokk bakteriyasini ikki xil shtam bor. R-shtam va R-shtam degan narsasi bor. Pnevmokokk bakteriyasini demak bizda S-shtami polisaxarid posti bor silliq. R-shtami esa polisaxarid posti yo'q. G'adir budur hisoblanadi men bilan. Pnevmokokk bakteriyasi demak o'pkada zoldijan kasalligini keltirib chiqaradi. Va grifit mana shu asl mohiyatini o'rganish uchun 1928-yil transformatsiya jarayoni kashfida va sichqonlar ustida ishimli ishlarni olib bordi. Grifit sichqonlarga polisaxarid posti bor R-shtamni inyeksiya ya'ni ikol yordamida sichqonlarga yubordi. Polisaxarid posti ega bo'lgan R-shtamni nima qilib sichqonga yubordi. Polisaxarid posti bor sichqon yubordi. Va sichqon hujayralariga R-shtam kirganda sichqon hujayralarida, taloq hujayralarida limfositlar va spinozof limfositlar mana bu S-shtamga qarshi antitanalari zaif bo'lib, S-shtam sichqonda pnevmokokk, ya'ni pnevmoniya kasalligi yuzaga keltirib sichqon halok bo'ldi. Demak, sichqonda qanday kasallik yuzaga keladi? Pnevmoniya kasalligi yuzaga kelyapti. Va Griffith boshqa bir sichqonga ya'ni inyeksiya yordamida R-shtamni yubordi. Va R-shtamni yuborilganda sichqondagi antitanalar R-shtamni zararsizlantirib, sichqon tirik qoldi. Demak, R-shtam polisaxarid bo'lgan shtam sichqonga yuborilganda sichqon antitanalari R-shtamga qarshi kurasha olmasdan sichqonda mo'liyati halokatga olib kelyapti. Va Griffith endi R-shtamni polisaxarid posti bor S-shtamni provilka devorida olov tagiga olov yoqib, uni qizdirdi. S-shtam qizdirildi. Va S-shtamning polisaxarid posti olib, ya'ni qizdirishdan keyin polisaxarid posti yo'qolib, qizdirilgan S-shtamni qaytadan sichqonga yubordi. Qizdirilgan S-shtamni qaytadan qilib sichqonga inyeksiya yordamida yubordi. Demak, qizdirilgan S-shtam va sichqon tirik qoldi. Va Griffith qizdirilgan S-shtamga polisaxarid posti yo'q, R-shtamni qo'shdi. Va buni birgalikda sichqonga yubordi.
Demek kızdırılan S ne? R'ye koşup kaytadan aktız çıkınca ini eksik olur. Ve Skon halak buldu. Skon halak buldu. Grafit ve şumana şu tecrübesini muhiyyeti yitilmeye kaldı. Ne gibi? Çünkü S'ten polisahrit postu yuvarlı Skon öldü. R'ten yuvarlıken de Skon trip oldu. S'ten de kızdırıcı olursa Skon trip oldu. Lekin kızdırılan S'ke R'de koşup Skon'u yuvarlıken de Skon halak buldu yaptı. Ve bana şey, Griffith öz tecrübesini muhiyyeti yitildi. Ve bundan ki 16 yıldan kinizi 1944 yıl McGregor O'Leary diyen olumlar Griffith tecrübesini sordular. Yani 1944 yıl McCartin, McGregor, O'Leary diyen olumlar Griffith tecrübelerini ispatladı. Ulara kaytadı. Bana bu S-Sichon, S-Sichon, yuvarlı S-Sichon öldü. R-Divorce S-Sichon trik oldu. Kızdırın Jonathan S-Sichon halok bu. Mani S-Sichon kızdır yuvarlı S-Sichon ne oldu? Trik oldu. Ulara kızdırılgan S-Ke kızdırılgan S-Ke R-Sichon'u koştu. Ve bunu kaytadı S-Sichon yuvarlı. Skon yuvarlı. Hakikaten Skon'da Skon halok buldu. Ve ular Skon'da tanesini üstüde cerrahlık ameliyatı alıp oryandı. Skon'u yorup görse onu hücresinde polisaharit postu var. Polisaharit postu var. Trik S işlemi gördü. Ve ular şimdi fikri verdi ki Eştenin membrana hücreleri zararsızlandırılıyor. Lekin onun geni bana Eştenin geni faaliyeti toxtamaydi. Membrana hücreleri zararsızlandırılıyor. Lekin onun gen faaliyeti toxtamaydi. Bu trik Eştenin geniga O S-Sichon'un geni ligaza fermentleri yordamda bog'langan de. Mana bu R-Sichon trigu. Bu S-Sichon yordamda RNK sintezlangan RNK ribosomadan oqsil molekulalarini sintezlab mana bu S-Sichon'ni polisaharid postini tikilash uchun sarflanar ekan. Demak, badan o'lyapti. Hujayra zararsizlantirilgan, lekin uning gen faoliyati erning geniga ligaza yordamida bog'lanadi. RNK sintezlangan RNK ribosomadan sintezlangan oqsil S-Sichon'ning nimaydi? S-Sichon'ning mana bu polisaharid postini hosil qilish uchun nima qilyapti? Hosil bo'lyapti. Va badan o'lyapti, transformatsiya jarayoni kechyapti. Demek transformasyon cereyanı Griffith 1928 yılında karşıladı yani onun muhakkakı yeti doğurmaya geldi. Demek demek okuşlar demek bize S-Sichon'un gen faaliyeti toxtamaydi uchun trik R S-Sichon'a koşulup yangi turdagi RNK ve oqsillar S'nin polisaharid postini hosil qilish uchun sarflanish S-Sichon'a oldu halokatga olib kelindi. Hop ikinci cereyan bizde transduksiya jarayon. Demak, transduksiya jarayoni nima? Demak, avvalo uni tushuntirish uchun menga doska kerak. Doskadagi ma'lumotni o'quvchilar yozib olinglar. Xo'p, demak, transduksiya jarayoni. Transduksiya jarayoni bizda 1952 yil Jinder va Farlender bilan kashaydi. Qarayman bizda
Joshua bilan Esther Lendemir bu bakteriya mutatsiya. U yana 1952. A 1952-yilda Gender va Fall Lendemir transduksiya jarayoni kashf etdi. Transduksiya jarayoni nima? Transduksiya jarayoni deganda o'quvchilar bizda bakteriyalar mavjud bo'luvchi virus bu bakterifag virusi bo'ldi. Bizda mana bu bakterifag virusi. Mana shu bakterifag virusi bilamiz. Bakteriya hujayra ichiga kirganda DNK boshchasi itarib kirgizadi. G'ilof esa tashqariga qoladi. Endi bakteriyalarning hujayrasida asosiy xromosomasi bor, ya'ni halqasi bor DNKsi. Mana shu fag virusi bakteriya hujayra ichiga DNKning boshchasi itarib kirgizganda fag virus o'zidagi hujayra retrikazalar yordamida o'zini genini shu joyga olib kelib, ligaza ferment yordamida qilib shu joyga olib kelib, gen tikiladi. Biz bildik, bakteriya o'zida mutatsiya hosil qilganligi uchun bakteriyaning geni, mana fagning geni bakteriya geniga nukleotidlarga ketma-ketin spektrofil ta'sirida joylanadi. Ve fag bayda ne oladı? Bakteriya hujayrasi ne oladı? Profag qolib ketadi. Yani fag bakteriya hujayrasi chiqadi, nima deydi? Faoliyatini yuzaga keltirishi kerak. Ya'ni bakteriya hujayrasi fag bakteriyani nobud qiladi. Bu bizda lizogen bakteriya deb aytiladi. Lizogen bakteriyadir. Nima uchun bari lizo ertaman deydi. Lizogen yeyman degan ma'noda. Bakteriya o'zining xromosomasi asosiy xromosoma. Fagning genini o'zini eritib yuboradigan genni nima qilyapti? Saqlayapti. Va virus bayda bu bakteriyani nobud qila olmagani uchun boshqa bir bakteriya hujayrasiga o'tadi, lekin fag tomonidan mana bu bakteriyaning irsiyatini ham birga ko'chirib tugadi. Nimaga? Chunki virus o'zining genini bakteriya geniga ligaza yordamida bog'lagan bo'lsa, mana shu genni boshqa bir bakteriya hujayrasiga ham xuddi restrikazalar yordamida nima qiladi? Shu joyga olib kelib nima qiladi? Genni olib kelib tikib qo'yadi. Va mana bu bakteriyaning o'zining genini olib ketmoqchi bo'lsa, mana bu ligaza yordamida bog'langan bakteriyaning irsiyatini ham boshqa bir bakteriyaga nima qiladi? Ko'chib o'tishini ta'minlaydi. Va shu joyda mana bu bakteriyaning geni yangi bir bakteriya geniga bog'landi. Orada yana fagning geni. Ya'ni faglar tomonidan bakteriyaning geni boshqa bir bakteriya ko'chib o'tishi bu transduksiya deb ataladi. Demak, lizogen bakteriya deganda bakteriya fagni o'zining geniga nukleotidlarni ketma-ketlikchiligiga bog'lab qo'ygan uchun virus bayda profag qolib ketyapti va hech qanday foyda ololmayapti. Chunki virus hujayrasi ko'payib olmayapti. Nimaga? Chunki bakteriya o'zida mutatsiya hosillayapti. Va o'zining genini nima qilyapti? Fagning geniga nukleotidlarni ketma-ketlik ichiga joylab qo'ygan uchun virus bayda ko'payib olmagani uchun bayda nima qilyapti? Mana bu o'zining genini olib chiqmoqchi bo'lsa, virus mana bakteriya geniga ham bog'langani uchun
başka bir bakteriyenin köçümüsü, bu bakteriyenin geni başka bir bakteriyenin köçümüsü. Kim tamamen? Faglar tamamen, yani bakteri, fag, virüsü tamamen. Şimdi kuşa bizde konyugasya cihazı var. Konyugasya diyelim de bizde donor bakteriye var ve resipient bakteriye var. Resipient bakteriye. Ne için donor diyelim ben? Ayrım bakterilerde antibiyotik çidamlılığı var. Ayran bakteriyede antibiyotik çidamsız gen var. Bu resipient bakteriye soplanıp antibiyotik tasar etmişse bu bakteriye nobudu gidiyor. Donor bakteriyede asasıya kromosoması yan var. Ve bana bu plazmiti yan var. Yani antibiyotik çidamlığı gen gibi yan plazmitler. Bana bu bakteriyede asasıya kromosoması var. Lakin bunda plazmit yok. Plazmin bakteriyedir. Antibiyotik sistemli gen bulgancı bu donor bakteriyedir. Antibiyotik sistemli geni bulmayancı bu resipient bakteriyedir. Ve bana şu bakteriyeler o zora yonma yon coylaşar. O zora yonma yon coylaşar. Ve ikala bakteriyen sitoplazmatik köprüş yordamını boğulanır. Ve bana bu plazmikteki antibiyotik sistemli gen iki kısa aşar. İki xosat. Qaysi ferment asosida? Polimeraza ferment hisobiga. Va polimeraza fermenti antibiotik ichidanligi ikki xosa oshirgani uchun sitoplazmatik ko'pchilik yordamida mana bu antibiotik ichidanligi ikkinchi plazmitsiz bakteriyaga aylanyapti, ko'chib o'tyapti. Va ikkala bakteriyaning yonma-yon joylashib, o'zining antibiotik ichidanligini bunga berishi bu konyugasiya deb aytadi. Bu ikkala bakteriyadan antibiotik ichidanligini bo'lganchi, bu ikkala bakteriya bir-biridan uzoqlashadi. Bularning ikkalasi ham antibiotik ichidanligi va asosiy xromosomalari bor. Va mana bu resipient bakteriya donor bakteriya orqali o'ziga antibiotik ichidanligini qabul qilib olyapti. Demak, bu nima hisobiga? Sitoplazmatik ko'pchilik yordamida ikkalasi yonma-yon keldi. Yomoyan keldi. Sitoplazmatik ko'pchilik yordamida mana bu antibiotik ichidanligini polimeraza ferment tufayli reduplikatsiyaga uchrab, ya'ni qisortib, bunga chidamligi taqsimlanib, ikkalasi bir-biridan ajralib ketyapti. Demak, bu jarayon konyugasiya deb ataladi. Demak, bizlar bakteriyalarning sirqirsiyat yuzaga keladigan jarayonlar rekombinantlar deb ataladi. Ular transformatsiya, transduksiya va konyugasiyaga bo'linadi. Transformatsiya deganda demak bizda buni 1928 yil Griffith tomonidan kashf etildi. Transduksiya jarayoni esa 1952 yil Jinder F. Lendermiller tomonidan kashf etilgan hisoblanadi. Konyugasiya esa plazmitsiz bakteriya, plazmitli bakteriyalar yonma-yon joylashishi bu konyugasiya deb aytiladi. Demak, hurmatli o'quvchilar va ustozlar, bugungi darsimiz shunga bo'lsa, xudo xohlasa, keyingi darslarimizda rekombinativ DNK olish, transgen organizm olish, xo'p, hayvonlarni klonlash va biotexnologiya mavzularini albatta tushuntirib o'tkazaman. Bunga o'xshagan video darslarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram yoki YouTube kanallariga, Telegramga Norin yog'di o'quv markazi deb yozsalaring, o'zimni kanalimga chiqadi. Yoki YouTube'ga Elyor Domla biyolog deb yozsalaring, YouTube'da kanallarim kelib chiqadi va shu joyda video darslarimizni o'rganib olishingiz mumkin. Agar murojaat uchun telefon xizmati kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. 93lik 079 40 00 yoki 99lik 695 1460 yoki 99lik 921 75 23 nomerlarga telefon qilsalaring, albatta bizga murojaat qilgan bo'lasizlar.